Texas, Dallas'ın 50 kilometre dışı. Ne kadar zaman geçti? Güneyin sporlarla temasının üzerinden 24 saat geçti. Belirtiler? 4. saatte burun kanaması. 8. saatte iç kanama. 12. saatte psikotik çözülme. Bağışıklık geni için tekrar test edelim. Mikroskopla bir bakacağım. Jackson, bir kaçağımız var. Bu adamı zapt etmeliyiz. Sakin ol bakalım. Duvara yaslan. Otur. Kayarak yere oturmanı istiyorum. Güzel. Video bağlantısı bekliyor. Doktor Locke, merkez video bağlantısı kurdu. Beklemede kalın. Haberimiz var. Küçük bir pürüz. Bu bir felakete dönüşebilirdi. Yanlış anlamayın ama biyolojik işlemler bilim olduğu kadar sanattır da. Kurul o şekilde görmüyor ama. Projeyi bitirme yönünde oy kullandılar. Antiserum şu anda hazır. Aşı olmadan hiçbir anlamı yok. İşi çekiyoruz. Bir hafta. Bana bir hafta verin. Aşı hazır olacak. Bir hafta Doktor Locke. Yoksa hepsi çöpe gider. Renner, sinir merkezine gel. Geldim efendim. Hasta sıfırı etkinleştir. Bu gece harekete geçiyoruz. Mükemmel. Jackson, aracımı hazırla.
yolcularımız, lütfen güvenliğiniz için eşyalarınızı sahipsiz bırakmayınız. Sahipsiz gördüğünüz eşyaları lütfen güvenliğe bildiriniz. Teşekkür ederiz. Ah. Ah. Ah, Tanrım. Asker aşkım sonunda evine döndü. Bugün hiç gelmeyecek sandım. Evet. Ben de öyle. Çok yorgun olmalısın. Hayır, iyiyim. Kampı hala istiyor musun? Evet. Çünkü rondayı iptal ettirebilirim. Hayır, hayır, ben iyiyim. Senden 2 ay haber alamadım. Orada vakit bulmak zor. Benim için de zordu. Orada her ne olduysa orada kalacağını umuyorum. Evet, ben de. Yeni pozisyonlar öğrendim. Öyle mi? Ne gibi? Sen hiç merak etme. Çok yakında öğreneceksin. Anlaşıldı. Yapmamalıydın. Senin için özel bir şey yapmak istedim. O yüzden lütfen tadını çıkar. Vay buraya canına. Gel. Buraya gel. Hadi. Aa, seni çok özledim. Seni gördüğüme sevindim Ronda. Ya teşekkür ederim. Vay canına. Hadi eğlenelim. Bu sen misin? Evet, benim. Merhaba. Nasıl falan da yapmışsın. Abi ki nasılsın? Özlemişim seni. Evet, ben de seni özledim. Poker geceleri sensiz çok farklı. Öyle mi? Bir şeyler kazanabildin mi? Ricky Fulas'la bile kazanamaz. En azından babamın parası değil, kendi param. Bu seni üstün mü yapıyor ha? Yapma. Burada hiçbir şey değişmemiş galiba. Şey ister misin? Evet. Kendininkini de yenile. Seni gidi Amerikalı kahraman. Hiç öyle olmadı dostum. Alçak gönüllülüğü bırak şimdi. Nasıldı? Çekil şuradan Travis. Hoş geldin Din. Easy. Merhaba. Merhaba. Gitmem gerektiği için üzgünüm ama yarınki büyük geziden önce döneceğim. Ya bekle. Nereye gidiyoruz? İşim var. Güle güle. Hoşçakalın. Daha iyi bir fikrim var. Burayı özlemiş. Neden bahsediyorsun? Çok biliyor sıkıcı. Musun? Hiç anlamıyorum. Pekala. Günün adamına kadeh kaldırmaya ne dersiniz? Maine'in kralını. Hadi Neşeli Şerefe. Şerefe. Önce turkuaz diye düşündüm ama sonra bunları gördüm. Tam rondalık. Teşekkür ederim, bayılıyorum. Herkes müthiş tırnaklarını evet, görüyor. Evet. Kedi kadın falan gibi kedi olmuşsun. Kedi kadın ne bilirsin ki sen? Kedi kadın olsam seni böyle avlardım. Ve ölürdün. Müthiş oldun. Pes ediyorum. Vay canısın artık. Millet, inanın partiyi bozmak istemezdim ama Din ve ben gerçekten çok yorgunuz. Hem de çok. Yatmaya gideceğiz. Anlaşıldı. Sadece bilmenizi istedim. Biliyoruz, biliyoruz. Biz artık kalkıyoruz, tamam mı? İyi geceler muhabbet kuşları. Görev çağırıyor. Sorun çıkarsa haber ver. Yarın sabah erken kalkıyoruz ama. Erkenden ayaktayız. Aa. Bu çok etkileyiciydi. Öyle mi? Yalan söyleyemem. Ciddi misin? Evet, ama pişman olacaksın. Tamam. Evet. Seni kaslı erkek. Aynen öyle. Yani bir yere kaçamazsın. Anladın mı? Hayır. Beni mi deniyorsun? Evet. Tamam.
Eşyalarını toplamaya başla. Çantan geçen hafta gönderdiğim mektuplarla kapının orada. Tamam. Bu da ne? Onunla en son ne zaman konuştun? Belki daha fazla. Ya, yani onun ev telefonu yok, e-posta adresi bile yok. Issız bir yerde yaşıyor ve onunla sadece postayla haberleşiyorum. Sorun değil Dean. Merhaba, gitmeye hazır mısınız? Hayır. Bir süre daha alışmaya mı çalışacaksın yoksa? Büyükannemin çiftliğinde ciddi bir tadilat gerekiyormuş. Yoksa savcılık kararıyla onu kapı dışarı edeceklermiş. Neden giderken ona uğramıyoruz? Birlikte daha kolay hallederiz. Oraya geri dönmeliyiz. Ve hep orada yaşamalıyız. Hadi durup malzeme alalım. Yuvada durum nasıl? Sessiz. Güzel. Öyle kalmasını sağla. Tamam. Din, şu ne öyle? O bir maden. Yer altında her yerden tüneller geçiyor. Harika. Mentreville, kuruluş 1872. İşte ilerideki yer. Burada telefonlar çekmiyor. Hep böyle miydi? Gayet romantik bir yer değil mi? Neye bakıyorsun? Herhangi bir hareket görüyor musun? Sen iyi misin? Burası hatırladığım yer değil. Çöplük gibi. Düşündüğünden daha kötü. O kadar da değil. Bana kalırsa çok işi var. Üstesinden geliriz. Tüneller nerede? Dikkat, bu konut oturmaya uygun değildir. Belki burada değildir. Burası benim evim. Ne istersem onu yaparım burada. Büyükanne benim değil. Hatırladın mı? Kocaman adam olmuşsun. Değil. Yardım için arkadaşlarımı getirdim. Sağlık müfettişlerinin söylediği şeyler hepsi saçmalık. Sadece verandayı süpüreceğim ve sorun kalmayacak. Geleceğinizi bilseydim biraz ortalığı toparlardım. Biraz dağınık biriyimdir ama lütfen hadi içeri girin.
Çok susamış olmalısınız. Din, mutfağın yerini hatırlıyor musun? Evet, evet hatırlıyorum. Vay canına. Burası dizideki portörlerin evinden daha kötü. İzzi. Üzgünüm ama gerçekten öyle. Çocuklar yapmayın. Birlikte çalışırsak kısa sürede temizleriz. Hep başı çekersin Rhonda. Ben İzzi'den yanayım. Ne zaman kaçabiliriz? O kadar abartmayın, daha yeni geldik. Pekala bu biraz ama her neyse sorun değil. Şikayet etmeyi bırakın da arkadaşlığınızı gösterin. Eve misafirler geldi. Kaç kişiler? 6. Toplama süresini hızlandırabilir miyiz? Olumsuz doktor. Orada kal. Görevin onlara göz kulak ol. Olmadı. Tamam, ya gitmeye kalkarlarsa? Hayal gücünü kullan. Neye benzediğini bile zor hatırlıyorum. Farkında değilim, sanma sakın. Bu normal bir şey değil, biliyorum. Ama elimde, elimde değil işte. Büyük baban ölmeden önce koleksiyoncuydum. Ama o öldükten sonra başka bir şeye dönüştü. İşin gerçeği, hiçbir şeyi atamıyorum. Şimdi de sorunlarımı sana yıkıyorum. İşin gerçeği. Bu utanç verici. Hey. Büyük anne. Lütfen. Bunu atlatacağız. Sen ve ben gerçekten. Renner, durum ne? Her şey kontrol altında. Bam. Amino asit yoğunluğunu artır. Amino asitler geliyor. Enzim seviyesini yükselt. Enzim seviyesi yükseliyor. Enzim seviyesi maksimumda. Mükemmel. Bugün iyi çalıştınız millet. Paydos etmeye ne dersiniz? Evet, yarın büyük gün. Başka ne yapabiliriz ki? Burada uyumak güvenli mi sizce? Bir gecede kimse ölmez. Doğru. Evet.
Ben yukarıda yatacağım. İyi geceler. Neden buradayız sence? Bilmem, sen söyle. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü olmak zorundayız. Dean? Ne zamandır buradasın? Yok olmadı. Eski bir alışkanlık. Benim için yeni. İyi uyudun mu? Bir ara benimle konuşman gerekecek. Konuşuyoruz ya. Neyi kastettiğimi biliyorsun. Aynı kişi değilsin. Dean'in gitmeden önceki haline ne olduğunu bilmek istiyorum. Tamam mı? Ronda nerede? Hala uyuyor. Sen iyi uyudun mu? Hayır. Sen? Her şey yolunda mı Mandy? En geç 4'te çıkmalıyız. İşimiz bittiğinde çıkacağız. Acıttı. Ne kadar ilerlediğimize bakalım, sonra düşünürüz, olur mu? Bağışla. Feng ona bayılırdı. Sakla. Ha, onu da sakla. Sakla. Pekala. Buna ne dersin büyük anne? Ne yapalım? Büyük baban bana bir hikaye anlatmıştı. İki keşişle ilgili. Biri genç, biri yaşlı. Birlikte dolaşıyorlarmış. Keşişlerin kadınlarla hiç temas etmemeleri gerektiğini biliyor muydun? Hayır, bunu bilmiyordum. Bir derenin başında duran bir kadın görmüşler. Orada takılıp kalmış, karşıya geçmek istiyormuş ama uzun elbisesi varmış. Yaşlı keşiş onu kucaklayıp derenin karşısına taşımış. Yere bırakmış. Ve 5 saat sonra... Genç keşiş sormuş. O kadını neden taşıdın? Yaşlı keşiş demiş ki... Ah, ben bırakalım, 5 saat oldu. Sen neden hala taşıyorsun? Ah,
Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Tamam, tuttum seni. Aman tanrım. O şekilde tut. Tanrım, burun kanaması nereden Hava çıktı? Hava çok kuru, ondan da. Biraz başım dönüyor. Beni oturtabilir misin? Tabii tabii, gel. Sağ ol. Hadi gel. Bayağı ilerleme kaydettik. Tamam. Buna ne dersin? Evet, onu saklayacağım. Tamam, saklıyoruz. Bunu? Bunu. Evet, sakla. Sakla. Sakla, evet. Tamam. Böldüğüm için üzgünüm. Din, bir şeye bakman gerekiyor. Biraz ara verelim. Tamam mı? Olur. Hemen dönerim. Tamam. Ne zamandır bu halde? 10 dakikadır. Rhonda, beni duyuyor musun? Aman tanrım! Tutun onu! Tutun onu! Ayaklarına bastırın! Ah, tanrım! Ayaklarına bastırın! Çabuk, ağzına koyacak kişi var! Aman tanrım! Tamam. Onu hastaneye götürmeliyiz Din. En yakın hastane nerede? 50 kilometre. İşte başladı. Sorun ne? Benzin yok. Aman tanrım. Ben yakalarım. Bunun ne olabileceğini bilen var mı? Hiçbir alerjisi yoktu. Şu ağızla ilgili hastalık olabilir. Daha önce görmüştüm. Belki de virüs ya da her o ne bulaştıysa. O dediğin değildir ki. Aynısının bizde olmadığını nereden biliyoruz? Bilmiyoruz. Evet, cidden işimi rahatlattınız millet. Bu eksikti zaten. Tanrım. Hastalanmadan önceki belirtileri düşündüm. Dün gece iyiydi, bir sorun yoktu. Sabah 8'de burnu kanadı, bir de yataktan kalkamıyordu. Arada 5 saat var. Kızarıklık ne zaman oldu? 30 dakika sonra. Kanıma virüs olduğunu düşündürüyor, değil mi? Bana bak. Olamaz. Birden delirdi. Rhonda, Rhonda, sakin ol. Rhonda. Hayır. Hayır, Rhonda. Rhonda. Delirdin mi sen? Saldırdığını görmedin mi? Rhonda. Hayır. Hayır Rhonda. Rhonda. Jamie, sen ne yaptın? Yapmam gerekeni yaptım. Onu kontrol ediyordum. Ama üzerime saldırdı. Jamie, sen salan tekisin. Rhonda. Öldü mü o? Bir çarşaf getir. Yapma dostum. Bir çarşaf getir. Nefsi müdafaaydı, değil mi? Söylesenize. Bana telefonlarınızı verin. Telefonlarınızı verin, hadi. Benimki burada. Evet. Hadi iz. Şimdi beni dinle. 911'e ulaşana kadar mümkün olduğunca hızlı koşacaksın. Beni duydun mu? Travis, lütfen çabuk ol. Koş! Sen nereye gidiyorsun?
Haziran'da ablası evlenecekti. Zor olduğunu biliyorum. Bunun önüne geçmen mümkün değildi. Ronda kaybettiğim ilk arkadaşım değil. Ve daha sonra yas tutmak için zamanın olacak. Ama şimdi buradan çıkmanın yolunu bulmak zorundayız. Tamam mı? Ronda böyle isterdi. Hadi. Evet. 911 Santral. Acil durumunuz nedir? Yardıma ihtiyacımız var. Büyük anne, ben gelip seni alana kadar burada kalmalısın. Tamam mı? Tamam. Benim için bunu yapar mısın? Evet. Evet. Travis'ten haber var mı? Hayır, henüz yok. Gitmemiz gerekiyor. İşte orada, işte geliyor. Ne oldu? Yardım geliyor. Ah, şükürler olsun. İyi becerdin. Evet. Biraz sevgi göstersen. Easy, yaranmaya çalışıyor. Ciddi misin? Benim sonum da Ronda gibi olacak. Ne oldu? Aa, olamaz Izzy. Bir şey olmayacak Izzy. Hayır, olacak. Izzy, o noktaya gelene kadar 5 saatimiz var, tamam mı? Yardım yolda değil mi Travis? Ne söylediler Travis? En fazla 1 saat. Duydun mu Izzy? Düzeleceksin. Biraz yürüyelim mi? Hadi. Korkuyorum. Isabel, bana bak. Seni bırakmayacağım. Bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Söz mü? Söz veriyorum. Bir bakalım. Bir virüs vücut sıvıları aracılığıyla ya da kan yoluyla bulaşabilir. Ya da... Anne. Ne? Bu da ne böyle? Yardım nerede kaldı? Gelecekler demiştin. Birilerinin gelmesi Izzy. Gerekirdi. Izzy, her şey yoluna... Ne? Yok bir şey. Çok çok güzelsin. Travis hiç sırası değil.
Izzy! 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 Din! Mandy! Izzy! Ne oldu? Izzy! Bilmiyorum, birden düştü. Bilmiyorum, birden yere tamam, düştü. Tamam, tamam, tamam. Izzy! Dur, dur, bakma! Izzy! Bu gerçek olamaz, Mandy, bu bakma. Gerçek tamam, olamaz. Tamam, sakin ol. Izzy! Hayır, Din! Hayır, bu gerçek değil. Tamam, sakin değildi. Ol. Şşt. Tamam. Izzy! Izzy öldü. Belirtileri hisseden var mı? Nefes darlığı, baş dönmesi falan gibi. Burun kanaması, herkes bakıp söylesin. Ricky. Yardım şimdiye gelmeliydi. Ne yapıyorsun? Defol git buradan. Acelen mi? Din, iyi misin? Şimdi olmaz Mandy. Durun, durun. Yardım gelmesini bekleyelim lütfen. Hiç şansınız yok. 80 kilometreye kadar tüm cep telefonu iletişimini kestik. Siz kimsiniz? Biriyle konuştun değil mi Travis? Evet tabii ki. 911. Acil durumunuz nedir? O sen miydin? Tabii ki. Hepimiz burada ölecek miyiz? Hayır ölmeyeceğiz. Travis! Onu eve götürsen çabuk. Pekala deyin. Kim bu adam? Sen de kimsin? Git arabayı ara Ricky. Tamam. Arabayı ara. Tamam. Kime çalışıyorsun? Canın cehennem asker çocuk. Kime çalışıyorsun dedim. Annene. Bir şey buldum. Burada ne var ha? Bu da ne böyle? Ver bana. Ha? Ver bana. Birinci seviye virüs. İşte anladın. Sen yaptın. Düğüm atmayı becerebilir misin ki? Evet. Evet, kartal izciyim ben. Tut onu. Gel buraya. Kımıldama. Dön arkanı. Yürü. Tamam oldu. Hadi. Çantayı bırak ve sen git. Mendiyi kontrol et. Bunu bana bırak. Tamam. Pekala, şimdi ahbap konuşmaya başla. Eczacılık işi, ilaç şirketi. Büyükannemden ne istiyorlar? Bir aşı için DNA gerekiyordu. Neyin aşısı için? Virüsün tabii. Ne virüsü? Bilmiyorum, doktor değilim. Sadece buranın güvenliğini sağlıyordum. Bunları nerede bulabilirim? Bana yerlerini söyle. Beni öldürürler. Öyle mi? Ben de öyle. Hepiniz zaten öldünüz. Orasını göreceğiz. Gel buraya. Bekle, yürü. Bekle. Söyle bana. Eski maden binası. Neresi? Eski maden binası. Sağ ol.
Renner, cevap ver. Renner. Yuvada bir sorun var. Yürü! Pekala. Dur! Arkanı dön. Pekala. Onu biraz daha sıkı bağlayalım. Olur mu? Ben sizden cevap vermedim de ne olacağını sanıyorsun? Ağzını bağlayacak bir şey var mı Ricky? Evet, var aslında. Sen artık ölüsün. Bu onun sesini keser. Pekala. Dolaba gir. Hadi! Yürü! Hey Dean, şuna bak dostum. Virüs teftiş raporu. Dean, beni merakta bırakma. Neler oluyor? Bunu kullanmayı biliyor musun? Evet, kullanabilirim. Dean, büyük annen hala içeride. Bunu iyi düşün. Hadi iyi düşün. Dean! Pekala, süre doldu. Harekete geçiyoruz. Bitirmek için 72 saate ihtiyacımız var. Hayır, yok. Büyük anne. Sakla. Çok üzgünüm canım. Çöldeyken tam 35 kiloluk çantaları sırtımızda taşırdık. En iyi günde bile tam bir işkenceydi. O çanta sırtımda değilken bile hala ağırlığını hissediyordum. Şimdi o geçti. Çok daha hafiflemiş hissediyorum. Satori bu. Ne? Satori. Uyanıp aydınlanma anı. O zaman Satori olmuş. Nerede o? GPS koordinatlarını izledik. Hala yuvada. Çıkarma timini hazırlayın. Hı hı. Hadi. Kendimi iyi hissetmiyorum. Tatlım. Arkana yaslan, bir bakayım. Hiçbir şey yok, tamam, iyisin. Endişelendim. Diğerleri gibi mi olacağım? Hayır.
Hayır, olmayacaksın Mendi. Hayır, beni dinle. Burada ölmene izin vermeyeceğim, tamam mı? 5 kilometre uzakta bunun aşısı var. Aşı işe yaramaz. Ne demek, neden o? Zaten hastayım, antiseruma ihtiyacım var. O nedir? Kan dolaşımında panzehir üretir ve virüsleri öldürür. Tamam, antiserum, anladım. O zaman bile emin olamayız. Bağışıklık sistemimin nasıl tepki vereceğine bağlı. Bak, bunu atlatacaksın. O sahile döneceğiz. Tamam mı? Artık hazır efendim. Bir aşı denemesi yapalım. Ronda'nın odasını kontrol ederken bulaşmış olmalı. Herkesi aynı şekilde etkilemeli. 1 saatten fazla oldu. Ya çocuklar yolumuza çıkarsa? Seni seviyorum Izzy. Ve ölümsüz aşkımın göstergesi olarak şimdi sana evlenme teklifi ediyorum. Seni çok seviyorum. Evet Izzy. Benimle evlenir misin? Travis. Neden biraz yürümüyoruz? Benden bu kadar artık. Kalbim çok hızlı atıyor. İyi haber dostum. Bir antiserum var. İyileşeceksin. Bayım. Bayanla artık nişanlıyız. Tebrikler. Senin adına sevindim. Hayır, sevinmedin. Sakin ol koca çocuk. Onu sen de istiyordun değil mi? Hayır, tamamen senindir. Onu benden almak istiyorsun. Canını yakmak istemiyorum Travis. Kimse Isabel'imi tehdit edemez. Seni... Tamam, Izzy. Sakin ol. Şşş, sakin ol, tamam. Sakin Izzy. Ol. Sakin ol, geçti. Izzy. Geçti artık. Tamam. Geçti artık. Geçti. Hayır, dur. Orada değil. Şu tarafta. Bebeğim, bebeğim, bebeğim. Cesur olman gerekiyor. Hadi. Hadi, hadi ayağa kalk. Hadi. Evet, tamam işte oldu. Bebeğim, beni dinle. Buna bakmanı istiyorum. Buna odaklanmanı istiyorum. Tamam mı? Dalgaların sesini duymanı istiyorum.
Kumların üzerine gelişini görmeni istiyorum. Okyanusun kokusunu almanı istiyorum. Bunu yapabilir misin? Şimdi çıkın. Etrafınız sarıldı. Teslim olursanız kimseye zarar gelmeyecek. Bunun için biraz geç. Buradakiler zaten hastalandı. Sizinle ilgilenmiyoruz. Sadece rehinenin sağ salim çıkmasını istiyoruz. Onu neden istiyorsunuz? Hasta olmalı değil. Bunu biliyorsundur. Ona yardım etmeliyiz. Bir kere. Tek bir şartım var. Antiserumu sevgilime vereceksiniz. Bunun için yetkim var. Şimdi teslim olmanız gerekiyor. Kimseye bir şey olmayacak mı? Sana söz veriyorum. Pekala, dua et de yalan olmasın, tamam mı? Üç dediğimde kapıyı aç. Bir, iki, üç. Dışarı çıkıyoruz! Ateşi kesin. Dost ateşi olduğunu sanmıyorum. Büyük bir hata yaptınız. Yürü. Hadi din, söyle şimdi ne yapacağız? Tamam. Pekala. Tamam. Tek bir hamlemiz var. Ben gidinceye kalkıp mümkün olduğunca gürültü çıkarmanı istiyorum. Burada olduğumuzu sansınlar. Tamam. Pekala, ben gidince. Şimdi. Nereye gidiyorsun? Olamaz. Tanrım. Daha ne bekliyorsunuz ha? İçeri gelsenize. Ne duruyorsunuz? Bu işten sıkıldık. İçeri gelin artık. Hadi. İyi bekliyorsunuz ha? Değil mi? We're just a bunch of kids, right? Hadi. Come on in. İyi iş çıkardın. Ricky! Tanrım! Tamam, kımıldama Rosun. Geçecek. Lanet olsun. Tamam. Lanet olsun. Onu vurdun mu? Evet. Vurdun mu? Evet, onu vurdun. Güzel. Bu aptalca bir soru olacak ama sence ellerimle üzerine bastırsam işe yarar mı? Din! Git bak ona, git bak. Tamam. Git bak. Tamam. Ne oldu? Benim artık kurtuluşum yok. Kendini kurtar. Ben kurtulamam. Lütfen git. Git. Sadece git lütfen. Git. Hayır. Lütfen git. Hayır, hiçbir yere gitmiyorum bebeğim. Hayır. Yanındayım. Lütfen git. Merhaba birinci hasta. Dean. Beni duyabildiğini biliyorum. Kimsiniz? Doktor Lark. Aşı için büyükannemin DNA'sına ihtiyacı olan adam. Bu doğru. Getireceğim hastayı tedavi edeceğine söz verirsen istediğini alırsın. Söz veriyorum. Ne dediğini duymadım. Sana söz veriyorum. Sadece onu bana getir. Hadi bebeğim, hadi. Tamam, gidiyoruz. Tamam, işte böyle. Tamam. Evet. Pekala, son bir şey yapmam gerekiyor.
Hoşça kal büyük anne. Yoldayız. Bizim işin hazır ol. Onu bana getir. İyi misin? İyi misin? İyiyim, 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 iyiyim. Yardımın gerekiyor. Tamam, ne yapıyoruz? Dinle beni, eve gitmeni istiyorum. Tamam? Evet. O kapağı açıp tünele inmeni ve oradan madene gitmeni istiyorum. Evet, beni dinliyor musun? Dinliyorum. Tamam, Mendy'yi arabayla götüreceğim. Bizimle orada buluşacaksın, anladın mı? Aha. 3 dönemeç var. Sol sol sağ. Sol, 3 dönemeç. Sol sol, sol sağ. Sağ. Anladın mı? Evet. Yapalım bunu. Hadi. Yolu göster. Az kaldı bebeğim. Az kaldı. Nerede o? İşte tam burada. Aydınlat beni. Büyük annemin DNA'sı. İstediğim bu değil miydi? Canlı olmasını istiyordum. Ben de öyle. Alabilir mi? Hayır. Henüz değil. Bu genç yaşta eline kan bulaştırdın. Şimdiye kadar kaç kişi oldu? Neden o? Neden büyük annem? Her yıl yeni ve nadir bakterileri tanımlamak için dünyayı tararız. Virüs tehditleri. Büyük annenin bodrumunda anormal hızla büyüyen bir tür keşfettik. Büyük annen 10 yıllarca virüsle havayı soludu ama hastalık belirtisi sergilemedi. Hiçbir insan öyle bir havaya dayanamazdı. Ama o dayandı. O yüzden bağışıklığı olduğunu düşündüm. Hı-hı. Virüsü üretip DNA'sına bakarak tersine mühendislikle aşıyı yapacaktın. Anladığını sanmıyorum, hayır. Büyük annemin hayatıyla kumar oynadın. İşin güzel yanını görmüyorsun. Ölümcül bir şeyi keşfetme ve onu yok etme şansımız var. İnsanlar öldüğü sürece benim gibi insanlar olacak. Doğanın felaketlerine karşı koyan insanlar yani. Masum insanları öldürüyorsun sen. Hayır, tamamen yanlış anlıyorsun. Ben can almıyorum, ben hayat veriyorum. Mendy! Mendy, nefes al. Onları kurtarıyor musun? Benim başıma da geldi. Kaybetmek nasıldır bilirim. Ve insanları kurtarmak için riskli yollara başvurmak gerekebilir. Pekala. Hoş geldin.
Çok güzeller değil mi? Sporlar başta virüsün basit bir taşıma sistemi gibiydi. Bir taşıyıcı gibi. Sonra uyum sağladılar ve çok daha karmaşık bir şeye dönüştüler. Numune. Kader anı. Biyolojik yapı bozulmasıyla kimyasal yıkamaya başla. Numune hazırlanıyor. Biyolojik yapı bozulması başlatılıyor. Yapı bozulması sağlandı. Başarılı. Bu olağanüstü. Tamam. Üretim için transfer et. Pekala. Şimdi mendiye ver. Hemen. Antiserum. Kan dolaşımına giriyor. Hemen test etmeye başlayın. Merhaba. Aşı işe yarıyor. Tebrik ederim. Artık biz devralıyoruz. Ne? Sözleşmenin şartlarını yerine getirdim. Son ödemeyi hesabına aktaracağız. Gitmekte özgürsün. Beni bu projeden alamazsınız. Bu sadece bir başlangıç. Ne yazık ki bitti bile doktorluğum. Savaşın değildi. Bilmem, sen söyle. Evet. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü olmak zorundayız. Dostum. Dostum. Sen git.
İkimizi de öldürmelerine izin verme. Git. Gondi! Gondi! Mendil adı! Mendil adı! Lanet olsun! Çıkarın beni! Ben gidiyorum. Kendi kendine solunma başladığı saati not et. Efendim. Efendim. Aşı bölümünde mavi kod. Ben alarmı duymadım. Alarmı duymadın mı? Sanki şey... Buradan gidelim mi? Niye bu kadar uzun sürdü? Ben de seni gördüğüme sevindim. Ellerim. Kıyafetler. İşte. Müşahede odası. Onu bulana kadar her odaya bak. Tamam. Kabul. Toplu üretime başlayın. 986 milyon virüs yeterli. Geniş ölçekli yayma için üçüncü faz bir numune hazırla. Doktor Lang, henüz protokol... Dediğimi yap. Burada. Mendy. Mendy. Hey. Buradayım. İyi misin Mendy? Geri döndüm. Seni buradan çıkaracağız. Hadi gidelim buradan. Hadi. Çabuk ol. Hadi. Kapıyı aç. Tamam. Başlangıç olarak Orta Batı'nın tamamına bulaştıracağız. Toplu mu? Toplu. Tamam. Buraya kadar gelmişken neden olmasın? Toplu olsun. Tamam. Buradan. Hadi. Bekle. Ne? Götür onu. Ne? Götür onu. Kapıdan çıkmamıza bu kadar kaldı. Dinle. Seninle girişte buluşacağım, tamam mı? Yap. Hadi git. Neden çabuk gelmiyorsun? Ol, hadi. Tanrım. Hey! Üçüncü fazı havaya vermeye başla. Devam et, virüsü bırak. Tesisi tamamen kilitliyoruz. Her yer temiz. Erişim izni verildi. Dünya her zaman kitleleri tedavi edecek birine ihtiyaç duyacak.
Huyun bitti Locke. Artık asker değilsin Dean. Söylemiştim. Bu senin savaşın değil. Artık benim savaşım oldu. Bunu durduramazsın. Ben de durduramam. İkimizi de aşar bu. Sadece koca bir oyunun piyonlarıyız. Bu gördüğün kader. Benim değil. Hayat kararlılıkla ilgilidir Dean. Ve bu yanımı bilmen gerekirdi. Ben her zaman teslim ederim. Kendini teslim olmuş farz et. Dikkat dikkat, kırmızı alarm. Derhal tesisi terk edin. 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 Birazdan gelecek dayan. Hadi şimdi gelecek. Bak geldi işte. Gördün mü? İşte geldi. Evet. Ah. İyi misin? Mandy nasıl? Bilmiyorum. Bebeğim. Ah. Tamam. Tamam geldim işte. Yanındayım. Tamam. Gidelim. Merak etme. Hadi. 6 ay sonra. Huzur içinde yat, Sarah Pierce. Merhaba büyük anne. Çalıştım. Seni kurtarmaya çalıştım. Ama sonunda sen beni kurtardın. Teşekkür ederim.